Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Herkese mutlu günler. Programımıza hoş geldiniz. Beşiktaş Jetson Fernandez'i transfer etti. Sezon sonundan itibaren Beşiktaş'ta oynamaya başlayacak ve bu dönemi Çaykur kiralık olarak gerçekleştirecek. Bu formül nasıl oldu? Beşiktaş spontane bir biçimde Jetson Fernandez'i transfer gündemine mi aldı, yoksa uzun süredir üzerinde uğraştığı, plan yaptığı bir transfer operasyonu muydu? Gizli yürütülen bir harekat mıydı? Bunlara bakacağız Beşiktaş bölümümüzde ve Galatasaray'da Başkan Burak Elmas önemli açıklamalar yaptı. Jetson Fernandez önceliğimiz değil dedi. Zaten bunu çok uzun süredir sizlerle paylaşıyorum. Çıktım televizyon programlarında, radyo programlarında. Ve Fenerbahçe bir sol bek arayacak. Acaba İngiltere'den bir alternatif buldu mu? Löw'le kesin anlaşma sağlandı mı? Trabzonspor'da son durum ne? 16.30'a kadar olan birlikteliğimizde bütün bu soruların yanıtını aramaya çalışacağız. Ama şimdi sizlerden izin istiyorum. Sırada at yarışı. Yarışın ardından biz buradayız. Sizleri de bekliyorum. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Tekrar hoş geldiniz. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Jetson Fernandez transferi hakkında açıklama yaptı ve şunu söyledi. Sezon sonunda 11 futbolcuyla yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek ama Batshuayi ile anlaşabiliriz. Jetson'la 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren Jetson 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Jetson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Mutluyuz diyor Ceyhun Kazancı. Beşiktaş 5 yıllık bir sözleşme, 4 yıllık bir sözleşme imzaladı Jetson Fernandez'de. Bu dönemi kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirecek. Beşiktaş 6 milyon euro ödeyecek futbolcunun bütün hakları için Benfica'ya ve bunu 5 yıl içerisinde, 5 yıllık bir vade çerçevesinde ödeyecek. Sayın Erol Kaynar, bizimle birlikte Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden, eski yönetim kurulu üyesi, bu konuyu konuşacağız öncelikli olarak. Erol abi hoş geldiniz, merhaba. Özgürcüğüm, iyi yayınlar, artık sen beni kadroya alırsın herhalde sigortalı olarak. Her zaman. İstisnasız, gözüm kapalı. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Özgürcüğüm. Bağırın. Eksik olmayın. Erol abi çok büyük yardımlarınız oluyor Radyo Spor'a yıl boyunca. Estağfurullah. İnşallah çorbada tuzum olsun yeter. Ben de biliyorsunuz sizi çok seviyorum, sayıyorum ve biliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir ehemmiyet gösteriyorum. Çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışıyorum. Eksik olmayın. Ne diyorsunuz bu operasyon için? Başarılı. Şöyle başarılı özetleyeyim. Jetson Fernandez'in yani kariyeri belli. Evet, son yıllardaki çok ciddi bir düşüş olduğu ve o yüzden de gözden düştüğü gibi bir durum var. Ama zaten 20 milyon euro değil mi? Yanlış söylemiyorum. Görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz transferle ilgili. Tottenham'a kiralık gittiğinde satın alma opsiyonu 70 milyon euroydu. Ay, pardon, demek ki ben çok geride kalmışım, özür diliyorum. Yani şimdi bu rakamlar duyduğunuz zaman bir Avrupa kulübü bunları boşuna vermez, yani boşuna telaffuz etmez. Kalitesi meydanda, futbol durumu meydanda Fernandez'in yani son yıllarda gözden düşmüş olması kimseyi aldatmasın. Genç futbolcu, 20 yaşlarında kendisi. Beşiktaş'ta çok yıldızının parlayacağını ve Beşiktaş'ın bu işten çok karlı çıkabileceğini de düşünüyorum. Ben diyeceksin ki daha dur adam oynamadan arayayım düşünüyorsun ama artık maalesef Türk futbolu, yani dünya futbolunun ekonomiye üzerinde döndüğünü hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla bu işin bu tarafını da düşünmemiz lazım. Hem Beşiktaş futbol olarak doğru bir iş yaptı, hem de ekonomik olarak doğru bir iş yaptı. Bir de dediğin gibi, senin demin özetlediğin gibi 5 yıllık bir süreç içerisinde ödenecek bu 6 milyon euro. Hı hı. Ama orada eğer yanılıyorsam lütfen beni düzelt. Benim bildiğim %50 haklarını alıyor Benfica'dan. Doğru mu değil mi? Hep haklarının tamamını almıyor diye biliyorum. Ben haklarının tamamını alacak ve karşında da 6 milyon euroyu 5 yıllık vadede ödeyecek diye biliyorum. O 5 yıllık vade 6 milyon euro doğru da, ama onun karşılığı %50 Benfica'nın haklarını diye aldı diye biliyorum. Yani sonraki satışından Benfica'nın bir payı var ama bunu net olarak bilmiyorum. %50 benim mi? Benim öğrendiğim o. O zaman sizin öğrendiğiniz muhakkak doğrudur Erol abi. Yani yok, ona yine bir soru işaretiyle yaklaşalım ama ben soruşturdum. Sen bana aradın, biliyorsun.
sana mahcup olmayayım diye. Doğru yani söylüyorsun. Sonraki satıştan %50 pay. Erol abi tam olarak şu 6 milyon euro para 5 yıllık vadede ödenecek. Maaşı evet, 1.3 milyon euro. Doğru. O da doğru. Sözleşme süresi 1+1 yıl ve Gerson Fernandes başka bir takıma transfer olursa oradan gelecek paranın %50'si Benfica'nın. Tamam. Benim de öğrendiğim bildiğim o. Doğru. Demek ki doğru demişiz. Doğru. Tamam yani onun için bu transferden Beşiktaş'ın futbol açısından da dediğim gibi ekonomik açıdan da fayda göreceğini düşünüyorum. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun camiaya. Çok akıllı bir iş yaptı Sayın Başkan ve ekibi. Bir aydır çalışıyorlarmış bu operasyonu. Evet hatırlarsan eğer yanılmıyorsam bir bayağı bir öncesinden ben bu konuda bir açıklama yapmıştım senin vasıtanda. Yani Beşiktaş bu futbolcuyla ilgileniyor. Beşiktaş'a gelebilir diye söylemiştim diye hatırlıyorum. Eğer senin programda çok yanılmıyorsam. Doğru söylemiştim. Hatta sonra internet sayfalarında yazmıştım. Yayınlamıştım evet. Yayınlamıştım yani çok yanılmıyorsam. Demek ki palavra atmamışız dediğimiz doğruymuş. Bugün gelinen noktada oldu. Çaykur Rizespor'a kiralık verilmesi rasyonel bir hareket. Çünkü yabancı kontenjanı dolu Beşiktaş'ta. Doğru, bravo. Evet, bravo. Çaykur Rizespor'da bütün maçları oynayıp güçlü dönmesi de çok önemli. Ne diyorsunuz Çaykur Rizespor tercihi için? Başka da bir seçenek gözükmüyordu herhalde. Şimdi Çaykur Rizespor'da bundan bir ilişki meselesi. İlişkilerle yürütülen işler. Çaykur Rizespor'dan bir de dediğin gibi senin yabancı kontenjanı takılıyor birçok takım. Hemen hemen herkesinki dolu, hatta fazlası var eksiği yok. Dolayısıyla kadro dışı bırakmak mecburiyetine kalıyorlar ve bundan dolayı da çok büyük sıkıntı yaşıyor. İşte Rize'de öyle bir açık olunca tercih orası oldu. Peki. Ve Beşiktaş aslında bu dönemi pas geçecek, transfer yapmayacak derken, oyuncu gönderecek ama transfer yapmayacak derken bir sürpriz operasyona imza attı. Aslında yönetim açısından baktığımızda sürpriz değildi çünkü çok önceden bu çalışmalar başlatılmıştı. Doğru. Bu 8 Şubat'a kadar olan sürede bir başka operasyon bekliyor musunuz Beşiktaş'ta? Ben sanmıyorum. Yani bu yıl oynayabilecek bir futbolcu çünkü kontenjanın 5 yaşında dolu yani. Onları aşmadan tekrar evet bugün Ceyhun kardeşimiz açıkladı birçok futbolcuyla yabancı futbolcuyla sezon sonu ayrılık gözüküyor. Zaten yeniden dediğim gibi dünkü programda da söyledim yeniden bir yapılandırma yeniden bir hesap kitap yapma devri çünkü iki futbolcu daha eksilecek 14 futbolcudan 12'ye düşüyor yabancı sayısı biliyorsun. Sahada 7 futbolcu olacak. Bunlar doğru rakamlar değil mi? Ya? Lütfen yanlışsa düzelt. Evet, sahada 4 tane yerli olmak zorunda önümüzdeki sezon. 4 yerli olacak evet. 7 tanesi yabancı olabilecek. Doğru. Dolayısıyla 12 futbolcu transfer edebilecek. Dolayısıyla bu kadroyu boşaltmak durumunda Beşiktaş ve diğer takımlar tabii. Hı hı. Beşiktaş bu konuda hakikaten çok sıkı çalışma yapıyor. O ayrılacak futbolcularla beraber ancak kontenjanı toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Batshuayi de hatta Pjanic de mümkün olabilirse Barcelona'dan izin alabilirlerse kabul edebilirse Barcelona 11'e ellerinde tutmak istiyorlar. Ama yeni bir futbolcu alınacağını çok inanmıyorum ben. Batshuayi için fikriniz nedir? Çok gol atamıyor ama forvette faydalı arkadaşlarına gol yolları açıyor diyor Önder Karaveli. Batshuayi'nin bütün hakları Chelsea'den alınacak mı mutlak bir biçimde sizce? Vallahi Batshuayi bana göre çok iyi futbolcu. Ama Beşiktaş'ta istenilen anlamını verdi mi? Hayır vermedi şimdi. İyi kötü gol penaltıdan attığı golleri de sayarsın atıyor ama tam Batshuayi gibi değil. Hı-hı. Ama bunda sadece Batshuayi'ye suçu yüklemek de yanlış olur. Bu bir takım oyunu malum. Onun istediği topları alması böyle bir futbolcunun çok önemli. Ama onu bile yapamasa bile rakip ve defansı gerçekten çok meşgul eden bir futbolcu. Kesin. Çok güçlü. Ve oyunu, stoperleri alıp sağa sola çekmesi arkadan gelen futbolcu Josef bile biliyorsun goller atmaya başladı. Ama Batshuayi'nin burada çok payını olduğunu düşünüyorum ben. Yani sadece Josef'in ya da diğer futbolcuların becerisinin yanında bir de bu tarafı da düşünmek lazım. Batshuayi sadece gol atmak değil bir de gol yollarını açıyor Beşiktaş için. Evet, oyun içinde de büyük bir işlevi var. Böyle anlıyorum. Var. Ben yani Batshuayi'nin olduğu maçlarda Beşiktaş'ın daha rahat pozisyona girdiğini görüyorum. Anlıyorum. Sayın Erol Kaynar çok önemli bilgileriyle her zaman olduğu gibi büyük bir yardımda bulundu bize. Konuyu daha iyi anlamamızı sağladı. Somut bilgileri aktardı. Beşiktaş'ın etkili isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi. Erol abi var mı ekleyeceğin son bir şey? Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey yok. Çok teşekkür. Sana başarılar diliyorum. Güzel yayınların için de tebrik ediyorum. Eksik olmayın. Tekrar görüşürüz. Sağ olasın. İyi yayınlar. Sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bir kez daha hatırlatıyorum, reklamlara gitmeden önce Beşiktaş bu transferi bitirdi. Temsilcisi Ahmet Bulut'la pazar günü yaptığım görüşmede biz Galatasaray'la konuşulması gerekeni konuştuk. Artık bir müzakere olmayacak, Galatasaray kararını verecek demiştik. Galatasaray da haklı olarak, ki bunu Galatasaray taraftarı kabul etmiyor. Çünkü taraftar açısından baktığımızda taraftar en iyi oyuncularla sevdiği, başarılı bulduğunu, başarılı olduğunu düşündüğü oyuncularla takımının oynamasını ister. Dolayısıyla Jetson'un da geçen sezon son 6 haftaya baktığımızda ligin en başarılı oyuncuların başında geldiği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Jetson'un takımda olmasını istemişlerdi. Ezeli rakip Jetson'u transfer ettiği için Galatasaray taraftarı tepki duyuyor, ama bir de işin gerçeği var. O da şu: Galatasaray'da bugün antrenman performansı çok beğenildiği için 11'de oynatmak istediği oyuncu Omar El Abdülü'yü bile kadroya yazamıyor yabancı kontenjanındaki problem nedeniyle Galatasaray. Ve öncelikleri bir kaleci, işte defansif olan olarak oynayan bir orta sahaydı her şeyden önce ve ön bölgeye gol yapabilecek bir oyuncuydu. Bu üç önceliği karşılayacak transferleri yaptığı için öncelik arz etmiyor ve matematik de zaten Jetson Fernandez'in Galatasaray'a transferine kapı açmıyordu. Bu gerçeği de göz ardı edemeyiz. Ayrıca şimdi hatırlatacağım sizlere, Erol Kaynar çok isabetli bir biçimde somut bilgileri de aktardı. Elbette ki Jetson potansiyeli olan bir oyuncu ve sonraki transferle çok para kazandırabilir, ama eğer onun bütün haklarını alıyorsanız daha anlamlı bir transfer olur bence. Beşiktaş tabii kendi bakış açısıyla, kendi koşullarında makul olanı yaptı belki, ama bu kağıt üzerinde pratikte ne vereceğine bakmalıyız Jetson Fernandez'in. Dolayısıyla Galatasaray kendi kulüp çıkarları ve işte limitleri çerçevesinde Jetson Fernandez transferinin öncelik olmadığını düşündüğünü ifade etti, ki Burak Elmas da Galatasaray Televizyonu'nda yaptığı açıklamada bunu dile getirdi. Öncelik değildi. Torrent transfer edilse bile onu UEFA listesine yazmayacaktı bugün son gün. Dolayısıyla bu transferde ısrarcı olmadı Galatasaray ve Beşiktaş bir aydır bu transfer üzerinde uğraşıyormuş. Bugün öğrendim bunu ve bu transferi gerçekleştirdi. Şimdi Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, sezon sonunda 11 futbolcuyla yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek ama Batshuayi ile anlaşabiliriz. Jetson'la 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren Jetson 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservisi ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Jetson için birçok takım devreye girmişti ama Beşiktaş o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz diyor. Beşiktaş kadrosunda 14 yabancı futbolcu olduğu için Jetson'u sezon sonuna kadar kadrosuna dahil edemeyecek. Siyah beyazlar Portekizli futbolcuyu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verecek. Jetson Fernandez sezonun tamamlanmasıyla Beşiktaş'ta sezon başı kamp çalışmalarına katılacak. Sözleşme detayları. Sözleşme fesih bedeli 6 milyon euro ama peşin değil. 5 yıllık vadede ödenecek bu. Hatta Jetson'un sözleşmesi 4 yıl olduğu için Jetson Beşiktaş'tan ayrılsa bile Beşiktaş bu bonservis ücretini ödemeye devam edecek ve belki de satışından kazandığı parayla aslında hiç zorlanmadan bunu ödeyebilecek. Olasılıklar dahilinde bu da. Bunu da düşünmüş olabilir Beşiktaş. Bir kez daha hatırlatıyorum, 6 milyon euro ödenecek 5 yıllık vadede. Maaşı 1.3 milyon euro garanti para. Sözleşme süresi 4+1, opsiyonel bir sözleşmesi var. Sonraki satıştan, Beşiktaş'tan bir başka takıma transferinde Lisbon Benfica kulübünün %50 payı var. Yarı yarıya parayı bölüşecek Beşiktaş'ta. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sevgili Baki Mercimek bizimle birlikte. Gençler Birliği'nin sportif direktörü, futbolculuğunda da başarıyla hizmet etmişti Baki. Gençler Birliği'ne sonrasında Beşiktaş dönemi başladı ve Beşiktaş taraftarının en sevdiği futbolcu haline geldi. Ajax altyapısından yetişti. Dolayısıyla bir futbol organizasyonu nedir, futbol yönetimi, idare biçimi nedir, bunu da iyi bilen bir futbol adamı. Sportif direktörlükte kendisine çok yakışıyor. Bunları basit bir övgü olarak algılama Baki. Sadece seni sevdiğim için söylemiyorum. Kalbimden geçenleri, gerçekleri, inandığım şeyleri söylüyorum Baki. Çok teşekkür ederim Özgür abicim. Sana iyi yayınlar dilerim.
Seni de tabii ki ben 15 yılı aşkın bir süredir tanıdığım için hem radyoda hem görsel medyada futbol yorumlarımla ilgili övgü olarak da söylüyorum, cidden söylüyorum. Tabii ki severim insan olarak da, ama mesleğini de çok güzel icra ediyorsun. Tebrik ederim. Sağ ol, eksik olma. Bizim evet tanışıklığımız çok eski yıllara dayanıyor. Baki tabii. Severim, severim kardeşim gibi. Çok Baki, iyi çalışmalar dilerim. Zor ama yani Gençler Birliği transfer yasağıyla boğuşuyor. Bir taraftan Metin Hoca ile ilgili bir kriz çıktı. Bütün bunları evet. Anlatmak, paylaşmak ister misin bizimle? Nedir son durum? Tabii kısmen paylaşabilirim. Tabii futbol severlerimiz de bilsin elbette. Taraftarlarımıza da tabii ki buradan bazı mesajları vermek durumundayım. Şimdi camiamız tabii ki zor dönemden geçiyor. Bundan dolayı da yeni başkanımız geldi sahip çıkmak için yönetim kuruluyla birlikte. Bu süreçte yaz transfer döneminde teknik direktör ve sportif direktör koltukları boşken biz geldik. Göreve başladıktan sonra da takım kurduk tabii ki. Bu sezon başı orta saha ve hücum bölgesinde takviyeler yapıldı. Defansa da takviyeler yapıldı. Türk oyuncu takviyeleri yeterli görünüyordu yazın, ama oynandıkça yan etkenlerden dolayı işte Covid, sakatlık, sarı kart cezalıktı. Memnun kalmadıklarımız da oldu tabii ki. Gözlemlediğimizde takviyelerin şart olduğunu söylemeliyiz. Yani bu kış döneminde. Bunun akabinde de kötü sonuçlardan sonra tabii Metin Hoca da sonuçta teknik direktör, skorlara bakar, işte sonuç ister, galibiyetler ister, evet. Üst üste mağlubiyetler gelince istifa kararı vermişti 15 gün önce. Fakat bunun ön görüşmesini yılbaşından önce de yapmıştı zaten Metin Hoca. Bu camianda çok değer verdiği bir isim. 10 yıl burada format terletmiş. Ayrıca da çok başarılı bir teknik direktör. Petit Ligi'nde yani birinci ligde birçok şampiyonluklar yaşamış. Bu konuda çok tecrübeli. Çocukların üzerinde de, oyuncularımızın üzerindeki etkisini de gözlemliyorum, takip ediyorum. Bizde takviye ihtiyaç şu anda, ama takviyeyi engelleyen geçmişten kalan bir transfer yasağının borcu var. Bu 1,5 milyon euroyu şu anda ödeyemedik. Yönetimimiz yani tabiri caizse harıl harıl çalışıyor. 2 haftadır, 3 haftadır. Fakat bazı hesaplar tabii ki karışıyor bu sefer. Anlaşmaya vardığımız oyuncular var. Dosyaları sonuçlanmış ama evet. Biraz indirim yapın dediğimiz, rica ettiğimiz oyuncular. Buna olumlu yanıt verenler var, vermeyenler de var. Bundan dolayı da şu anda düğmeye hala basamadık. Transfer döneminde son günlerine giriyoruz bu hafta. Ondan dolayı da dört gözle haber bekliyoruz yönetimden. Son İnşallah açılır. Baki, olasılık nedir? Yüzde olarak konuşmak doğru mudur transferin açılması adına? Yani bir yüzde olarak doğru olmaz. Çünkü geçen hafta çok sıcak gelişmeler olmuştu. Sonra tepe taklak oldu bütün planımız. Şu anda tekrar görüşmeleri tazeliyoruz. Başkanımız da gerek duyduğu yerlerden bazı destek başvurularında bulundu. Onlar da tabii ki o başvuruları da suya düşmezse belki de bir sürpriz olabilir yarın diyelim. Ama tabii önümüzde de çok önemli bir Ankara derbisi var, Ankara Gücü maçına. Doğru. Ankara'daki hava şartları, saha şartları çok zor şu anda. Karlı ve buzlu olduğu için. Bundan dolayı da Antalya'da 3 topladık. Takımdaki çocuklarımız işte bir arada oldu. Çok da güzel bir kaynaşma oldu. Bir sıkıntımız yok şu anda. 1-2 sakatlığımız ve cezalımız haricinde. Anlıyorum. Belki tabii mümkün müdür bilmiyorum. Ankara Gücü de mi Antalya'da kampta şu anda? Siz Antalya'dasınız şu anda. Doğru. Doğru. Birçok takım burada şu anda. Süper Lig'den ve PTV Ligi'nden. Yani 1. Lig'den. Bundan dolayı da işte burada saha şartları da çok iyi. Çok iyi. Gerçi bugün... Aklıma ne geldi biliyor musun? Soracağım soruyu tahmin etmişsindir eminim. Yok, hayır. Ankara derbisi Antalya'da olabilir mi? İki kulüp başvursa Türkiye Futbol Federasyonu. Ne dersin? Yani kim için avantaj, kim için dezavantaj olur onu bilemiyorum. Fakat biz evimizde oynadığımız bir maç olur Ankara'da. Eryaman'daki stadımızdan memnunuz. Ha, taraftar da gelecek. Taraftarımız da gelir. Tabii stadı doldurmakta zorlanıyoruz ama sevenlerimiz orada bizi dört gözle bekliyor. Bu Ankara derbisi Ankara'da oynanır bence. Evet. Taraftarımızı da Antalya'ya kadar yormayalım. Biz oraya gidiyoruz. Yarın akşam dönüyoruz Ankara'ya. Ha, dönüyorsunuz. İyi, hayırlı yolculuklar. İnşallah yarın da müjdeli bir haber gelir. Transferi açarsınız. Ya inşallah açarız. İşte açtığımızda da tabii ki görüştüğümüz bazı oyuncular var.
Hocamızın bize sunduğu ufak bir liste var. Benim de araştırdığım birkaç oyuncu var. Ama tabii son günlerde Avrupa'da, çünkü yarın transfer dönemi kapanıyor. Hatta iki gün önce de kapanan birçok ülke var. Belki de bu vesileyle bazı oyuncular boşta kalır. Bunun değerlendirmesini yakından takip ediyoruz. Çok zor olacak ama tabii ki. Avrupa'da hangi ülkelerde yarın kapanıyor biliyor musun net olarak? Avrupa sayılırsa İsrail'de yarın kapanıyor. Orta Avrupa'da herhalde Slovakya 31 Ocak'a kadar herhalde. Polonya, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, bunların hepsi 31 Ocak'ta kapandı diye biliyorum. Kapandı. Evet. Doğru söylüyorsun. Rusya'da açık bildiğim kadarıyla. Suudi Arabistan, Rusya, Ukrayna. Evet. Türkiye Federasyonu genelde bu konularda bir hafta, bazen bazı günlerde yani birkaç gün esneklik gösteriyor. Yani ülkemizin transfer politikasının işte planlaması bana göre diğerleri gibi hep 31 Ocak'ta bitmeli. Biz de buna göre planlamamızı erken tamamlayıp herkes de planlamasını bitirdikten sonra da lige odaklanmalı. Biz tabii ki hem transferi açmakla, hem transfer yapmakla, hem de önemli maçlara hazırlanmakla meşgulüz. Üç kulvarda. Kolay da olmuyor bundan hepsini takip etmek. Yani transfer açıldığı vakit anladığım kadarıyla Gençler Birliği'nin transferlerini büyük ölçüde hazırladın belki. Ben öyle anlıyorum sözlerim. Mevkileri, olabilecek oyuncular, olmazsa ikinci, üçüncü alternatifler, öyle mi? Metin hocamızın verdiği rapor doğrultusunda özellikle de 3 pozisyonda acil ihtiyacımız var. Hangileri? Orta sahanın merkezinde. Biz tabii Karagümrük'ten Akseli aldığımızda çok memnunuz. Fakat onun da ufak bir sakatlığı var. Onun birkaç hafta daha süresi var dönmesi. İşte sağ kanatta Barış Alıcı'nın alternatifi yok. O da bu maçta da cezalı. O da, onu da bazen tabii ki 20 dakika yarım saat dinlendirmenin gerektiğinde yerine oyuncu koymakta zorlanıyoruz. Sözleşmesi biten Ömürcan var mesela, sağ bekimiz. Onun alternatifi şu anda işte Furkan var. O da tecrübeli bir sağ bek ama o da az oynadığı için genelde hazır değil. Onun yerine de belki uzun vadeli genç dinamik bir sağ bek bakıyoruz. Bazı oyuncular belirlendi, görüşüldü fakat tabii ki herhangi bir resmi teklif yapamıyorum. Transfer yasağımız var diye. Doğru. Boşuna tabii ki bu boşuna oyunculara da mavi boncuk dağıtamayız. Biz gençler biliyoruz. Resmi bir iletişime taşırsak bu konuyu bitirmek zorundayız. Bu konuda da hassas davranıyoruz ama kolay olmayacak gerçekten. Sevgili Baki, tabii transfer yasağı olduğu için Gençler Birliği elindeki oyuncuları korumak isteyecektir ama Arda Kızıldağ gibi, sen az önce bahsettin Barış Alıcı gibi, belki Ömürcan, evet, yani performans yapan ve Süper Lig'de iyi takımların, büyük takımların gündemine gelen oyuncular var. Var mı onlarla ilgili, örneğin Arda ile ilgili aldığınız teklif? Evet, Arda ile ilgili bir 15 gün önce Konyaspor ilgi alaka gösterdi. Aha. Onlara da ilgileri, alakaları için yaptıkları minimalist bir teklif için teşekkür ettik. Biz Arda'nın oynamasına, hizmetini kullanmaya devam edeceğiz. Sezon sonu Arda'nın sözleşmesini bitiyor. Bu kamuoyu biliyor, spor kamuoyunu bunu. Ondan dolayı da sezon sonu bizimle beraber olmayacak Arda Kızıldağ. Tabii ki önümüzdeki aylarda başka bir gelişme olmazsa. Bunun haricinde yani sözleşme yenilemeyi de düşünmüyorsunuz ya da düşünüyorsunuz da bu konuda uzlaşma sağlanamadı. Biz bu konuda sezon başında görüştük. Evet. Sık sık görüştük hatta kendi menajeriyle de kendisiyle de. Metin hocam da uzatıp uzatmamasıyla ilgili tabii ki detaylı konuştuk ama etkilenmeden kulda hizmetinden faydalanacağını bizle paylaşınca Arda'dan da faydalanıyoruz şu an. Kullanılıyor. Yani oynuyor. Sezon sonu ayrılacağı kesin ama kalması da kendi elinde tabii ki. Bizim yetiştirdiğimiz evladımız. Ondan dolayı da o da özveriyle elinden gelen her şeyi de yapıyor. Onu biz takip ediyoruz tabii ki yakından. Hatta gider ya da sezon sonu gitmesine kararlı olmasına rağmen de biz de her türlü desteğimizi burada veriyoruz. Harika. Diğer oyuncular Barış için falan? Barış için şu anda net bir teklifimiz yok. Bazı görüşmelerimiz oldu ama resmiyete dökülen bir teklifimiz olmadı. Yani almadık. Bizim belki işte bir sürpriz olabilir. Belki bu oyuncu satışında. Sol bekimiz Kerem Can'a biliyorsunuz Kocaeli'ye sattı. O da gitmek istemişti. Biz de ona yardımcı olduk o konuda. O da 6 ay boyunca bize hizmet verdi. Sol bekte de çok memnunduk ondan. Fakat şimdi onun yerini Muhammed Bayır aldı. İlk maçında da çok başarılıydı. Sol bekte de problem yaşayacağımızı düşünmüyorum.
planlamamız da gayet iyi işliyor. Fakat işte bunu icraata dökebilirsek bu kış döneminde en azından ligin sonuna daha böyle bir garanti pozisyonda bitiririz diye düşünüyorum. Önümüzdeki yaz döneminin de temelini şu andan atmamız gerektiğini dile getirdim. Evet. Bunun içinde tabii ki konunun nakit hazırlığı, işte borçlar ödeme hazırlığı olunca o konu tabii ki benden çıkıyor. Ondan doğru. dolayı da kamuoyu, yani Gençler Birliği sevdalarından da anlayış bekliyoruz. Biz her türlü desteklerini bekliyoruz. Tribünleri dolduracağınız, yani zaten %100 destek veriyorlar her zaman. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Bu maça da yoğun ilgi göstereceklerini düşünüyorum. Ankara Gücü maçı bizim için hakikaten bu ikinci devrenin 3 mağlubiyetle başladık üst üste. İnşallah bir galibiyetle onlara bir galibi, yani 3 puan armağan edeceğiz inşallah. Umudumuz bu. Sevgili Baki, başarılar dilerim derbide, Ankara derbisinde Ankara Gücü'ne karşı. Çok teşekkür ederim. Gelirsen beklerim. Tamam, inşallah bir maça gelmeyi düşünüyorum Ankara'da. Çok seve tesisleri de gezinmek isterim. Muhteşem tesislerimiz var. Hı-hı. Oradaki çocuklarımızı yakından takip edersin. İnşallah. Baki, görüşürüz tekrar. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Selamlar i̇yi Metin Hoca'ya. Dilerim. Sağ ol. Aleyküm selam. Sağ olun. Gençler Birliği'nin sportif direktörü Baki Mercimek bizimle birlikteydi. Ajax'ta yetişti. Ajax altyapısında. İngiltere'de Sunderland'da oynadı. Beşiktaş ve Gençler Birliği'nin formasını giydi. Sosyal bahsin tek adresi tuttur sunar. Yeşil Koltuk. Hasan Bey. Buradaki hakemler maalesef son 25 sezondur, 25 yıldır. Daha öncesinde hakemler çok iyiydi? Bence iyiydi, değildi. Ama artık lig pahalı bir lig baktığında. Bu hakemlerin zihniyetlerini değiştirmediği sürece Türk futbolunun bir yere gitmesi, yani Avrupa'da ivme kazanması, başarı kazanması mümkün değil. Can Çobanoğlu. Genel anlamda iskeleti duruyor. Özellikle ön ikilisi bu maçta bana göre tehlike yaratacak ikili. Türkiye Ligi'nin tüm maçlarında iş yapacak ikilileri var. Diyeceksin ki seyirci statlarda ne fark ediyor, yani o deplasman veya ev sahibi takım olmak. Yine de bir psikolojisi vardır onun ayrı. Eyüp Yıldız. Transferin son saatlerindeyiz ve çok güzel, çok önemli bir program sizleri bekliyor. Yeşil Koltuk programına hoş geldiniz. Hasan Bek ve Can Çobanoğlu'yla Yeşil Koltuk. Ha, bir de Eyüp Yıldız var. Bu ha, yani unutmayalım arada. Ya, bir de Eyüp Yıldız diye eklendi. Yeşil Koltuk. Hasan Bek ve Can Çobanoğlu'nun yorumlarıyla Yeşil Koltuk Pazartesi ve Çarşamba saat 18.30'da Radyo Spor'da. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yaptı kupon oyna Tuttur. Az sonra Fenerbahçe bölümümüze geçeceğiz. Fenerbahçe, Antalya Spor'un transfer gündeminde olan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu, golcü, eski Atletico Madrid'li oyuncu Diego Costa'yla anlaştı mı? Böyle iddialar var. Biliyorsunuz Parma'nın gündemindeydi. Parma özellikle istemişti onu. Atletico Mineiro ile sözleşmesini feshettikten sonra. Yalnız Atletico Madrid'de sakatlıkları sebebiyle uzun süre oynayamadı, verimli olamadı. İşte sonrasında Luis Suarez'in gelmesi, en son yapılan transferler vesaire Atletico Madrid'de onun aslında Atletico Madrid döneminin kapanmasına neden olan tek tek olaylardı. Griezmann'ın transferi vesaire. Sonrasında uzun süre Beşiktaş'ın transfer gündeminde kaldığı yaz döneminde şimdi Fenerbahçe'nin bu futbolcuyla ilgilendiğinden bahsediliyor. Diğer yandan Fenerbahçe'nin Alman teknik direktör Joachim Löw'le 3 yıllık kontrat üzerine uzlaştığı da iddia ediliyor ama herhangi bir resmi açıklama yok. Görüşüldüğünü biliyoruz. Sonuç var mı? Buna bakacağız. Fenerbahçe bölümümüze birazdan geç. Ama şimdi yeniden Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Sayın Seyit Ateş bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. İyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Jetson Fernandes transfer edildi Beşiktaş'a ve Jetson Fernandes transferinde 5 yıllık bir vade var. 6 milyon euroluk. Haklarının %50'si karşında 6 milyon ödenmesi gereken 6 milyon euro 5 yıl içerisinde ödenecek. Oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme yapıldı. Örnek veriyorum, 2 yıl sonra, 2 sezon sonra Jetson Fernandes çok iyi bir paraya satıldı. Zaten Beşiktaş'ın kasasından para çıkmadan gelecek transfer parasıyla Benfica'ya olan borç ödenmiş oluyor değil mi? Böyle bir pratik çözüm mü düşünerek mi Beşiktaş bu operasyonu yaptı sizce, ne dersiniz? Ya, tabii ki, yani gelecek yıl Beşiktaş'ın takım yapısını incelediğinizde yani yaş ortalamamız bayağı yukarıda. O açıdan gelecek yılda sözleşmesi biten 14-15 futbolcuya yakın futbolcumuz var. Bunların yerlerini bir an önce doldurmak lazım. Gerson Fernandes de Türkiye'de Galatasaray'da
yani Türk kamuoyunun bildiği iyi oynamış. Galatasaray'daki bir geçmişi de çok güzel olan, henüz 23 yaşında istikbal vaat eden, Portekiz milli takımında oynayan, milli takımında oynayan bir futbolcu. Beşiktaş'ın inanılmaz akıllı bir hamlesi bu. Bu hamleyi de herkes beklemiyordu Beşiktaş'tan belki. Ama Ahmet Nurçevi bana göre durdu. Turnayı gözümden vurdu. Kimsenin ummadığı şeyleri yaptı. Ben buradan da Sayın Nurçevi'yi bu operasyon için tebrik ediyorum. Ne zamandan beri Ahmet Nurçevi bu operasyon için çalışıyordu sizce? Ya bu benim bugün öğrendim. Ben tabii herkes, bütün kamuoyu gibi ben de bugün öğrendim bunu. Evet. Ama görüştüğüm arkadaşlar, yaptığım sohbet neticesinde Sayın Başkanımızın bunu 1,5 aydır bu operasyonu yürüttüğünü ve dün sonuçlandırdıklarını, hatta bugün de kamuoyuna kendilerinin yansıtmayacağını, birkaç gün daha bekledikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söylediler. Ama Galatasaraylı bir spor yazarının bunu deşifre etmesiyle beraber Beşiktaş'ta gerekli açıklamayı yaptı. Peki. Bakalım Jetson'un Çakurdağspor'da kiralık oynayacağı 4 ay boyuncaki dönemde göstereceği performans nasıl olacak? Ne dersiniz bu konuya? Ya inşallah iyi olur. Yani iyi futbolcu, yani 8 numara ve 6 numara pozisyonunda oynayabilecek bir futbolcu. Galatasaray'da da iyi oynadı. Çaykur Rizespor küme düşme potasında. Bu da onlar için çok kıymetli bir transfer oldu bence. Beşiktaş hem Çaykur Rizespor'a da bu vesileyle şey oldu, bir destek vermiş oldu. Hem de kendisiyle ilgili gelecek yıl çok ciddi bir hamle yaptı. Herkes bir şeyler söyleyebilir ama yani Galatasaray'ın da Beşiktaş'la ilgili sezon başında bizim futbolcularımıza kancalar attılar. Yani piyasayı yükselttiler. Gezal'la, Raşit Gezal'la ilgilendiler, Rozier'le ilgilendiler. Yani bunlar yapıldı, yapılmayan şeyler değil. Bir şey soracağım bu noktada. Jetson Fernandez için bugün yapılan operasyon, Beşiktaş'ın Jetson'u alması aslında rövanşist bir anlayışın tezahürü olarak kabul edilebilir ya mi? Ya da bir faktör müdür bu? Esasında bir ihtiyaçtır Fernandez'in alınması. Ancak yani unutmaz Beşiktaşlı. Kendisine yapılan iyiliği de unutmaz, kendisine yapılan kötülüğü de unutmaz. İkinci değil Beşiktaş camiası, ancak unutmaz. Mutlaka zamanı geldiğinde karşı tarafa zarar vermeden, yani onlara herhangi bir yanlışlık yapılmadan, ama yapılabilecek hamleleri de yaptı. Bana göre de çok iyi bir rakama da geldi. Yani Galatasaray'ın aldığı futbolcuları düşündüğünüzde 20 milyon euro verip Nelson, Morrison ve Şikildao'yu alan Galatasaray, bugün bazı taraftarlar işte bazı Twitter'da şurada burada ya pahalı alındı, 6 milyon eder mi falan filan. Yani Gerson herhalde onlara 10 milyona şu anda almış olsalardı Galatasaray taraftarı, Galatasaray yönetimini övüyor olacaktı. Ama Beşiktaş inanılmaz bir opsiyonla aldı. Yani dediğiniz gibi 5 yılda bu parayı ödeyecek. 2 yıl sonra biz bu delikanlıyı inşallah satarız 20 milyona, 30 milyona. Hem para kazanmış oluruz hem de cebimizden bir kuruş da çıkmamış olur. Ben üst akıl, Beşiktaş'ın üst aklını gerçekten Ahmet Nurçevi Başkan'ı kutluyorum. Kimsenin ummadığı, beklemediği bir hamle yaptı. Ayın 8'ine kadar, önümüzdeki hafta salı akşam geceye kadar Beşiktaş'ta bir başka gelişme bekliyor musunuz transfer adına? Valla Beşiktaş'ta her şey olabilir ama ben Beşiktaş yönetiminde bulunurken de bazı transfer çalışmalarımız maalesef bir gün içerisinde bütün gazetecilerin dillerine düşerdi. Ama Sayın Nurçevi ve profesyonel arkadaşların yürüttüğü bu hamlenin hiç duyulmaması takdire şayan bir davranıştır. Onun için yani mutlaka güzel şeyler olacak diye bekliyorum. Sayın Seyit Ateş bizimle birlikte. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz değerli dinleyiciler. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralık olarak gitmişti. Ozan Tufan dönüşü söz konusu mu? İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda takıma çağrıldı milli futbolcu iddiaya göre ve Fenerbahçe'de sezonu tamamlayacak. Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonuyla transfer ettiğini biliyoruz Ozan Tufan'ı. Öğle saatlerinde İstanbul'a geleceğinden bahsediliyor. Yani akşamüstü diyebiliriz. Zaten öğle saatlerini geçtik. Az sonra yapacağımız telefon bağlantısıyla bunun bütün detaylarını sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'ın yeni transferi Erik Pulgar'ın takımı Şili deplasmanda Bolivya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Erik Pulgar yarın muhtemelen gece İstanbul'a gelecek. Dünkü maçta hava muhalefeti vardı. Saha yoğun yağış nedeniyle uzun süre futbol oynamaya elverişli hale getirilmek için çalışıldı. Saha zemin şartları son derece zorluydu. İlk golde bir hatası olabilir ama Erik Pulgar genel itibariyle maçın genelinde iyi bir performans sergiledi. Tipik Şili futbolunun özelliklerini gösteriyor. Sert, savunma özelliğiyle ön plana çıkan, birebir de iyi temas oyununu seven bir futbolcu. Ve Mart ayında, ayın 24'ünde ve 29'unda yine Dünya Kupası
eleme grubu maçları için Latin Amerika'ya gidecek. Ve sanırım bir 10 gün daha Galatasaray'dan ayrı kalacak Erik Pulgar. Değerli İncer, bu konuda ayrıntısına bakacağız ama şimdi Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. 3 tane temel başlık var. Diego Costa, Ozan Tufan, Joachim Löw. Sevgili İrfan 25 Sözcü'de yazıyor ve Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor bizimle birlikte. İrfan hoş geldin. Merhabalar Özgür, yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Ozan Tufan dönüyor mu İrfan? Ozan Tufan döndü, onu söyleyelim. İstanbul'a geldi. Ne zaman geldi? Bugün geldi. Öğleyim. Bugün geldi. Evet, bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi. Teknik direktörü İsmail Kartal, biz basın mensupları Antalya'da yaptığı sohbet toplantısında orta sahada 6-8 numaralı 8 numara oynayacak bir oyuncu transfer edebileceklerinin sinyalini vermişti. Bu konuda isteğini yönetime iletmişti. Tabii yönetim de teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrusunda sezon başında satın alma opsiyonunu kiralık olarak Watford'a gönderdi. Ozan Tufan'la temasa geçti. Ozan Tufan Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Çünkü zaten Watford'da çok fazla forma şansı bulamıyordu. Kadroda yer alıyordu ama kendine değil de yedek kulübesinde oturuyordu. Hem yabancı kontenjanın yerli olmanın avantajını kullanmak istedi Fenerbahçe. Ve böyle önemli bir transferi 6 aylığına gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek. Watford'da eğer Premier Lig'de kalırsa sezon sonunda Watford'a gidecek. Zaten anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu vardı. Watford kümede kalırsa 7,5 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu vardı Ozan Tufan'ın. Eğer Watford kümede kalırsa, Lig'de kalırsa sezon sonu Ozan Tufan yeniden Watford'un yolunu tutacak ama sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyecek. Bunu söyleyelim, tamamen teknik direktörün raporu doğrultusunda transfer gerçekleşti Özgür. Enteresan. Yani Watford kümede kalırsa Ozan Tufan tekrar dönüyor Premier Lig'de oynamaya devam edecek Watford formasıyla. Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla gitmişti ama şimdi kiralık döndü. Evet, kiralık olarak döndü. Enteresan. Kiralık gitmişti ama kiralık döndü. Şöyle söyleyeyim, zorunlu satın alma opsiyonu vardı sözleşmesinde. 7,5 milyon euro eğer Watford ligde kalırsa bunu zorunlu olarak satın alma opsiyonu kullanıp Ozan Tufan'ı kadrosuna katacaktı. O zaman kiralık olarak gitti, kiralık olarak dönmedi de kiralık sözleşmesi opsiyon maddesi saklı kalmak kaydıyla askıya alındı. Evet, öyle diyebiliriz. Evet, opsiyon maddesi saklı kalmak kaydıyla. Çünkü Watford'da çok fazla forma şansı bulamıyordu. Fenerbahçe'de daha fazla forma şansı olacak. Belki de daha fazla oynayacak için Watford'da bu teklife sıcak baktığınız. Peki. Sevgili İrfan 25 bu önemli bilgiyi aktardı. İrfan, Diego Costa meselesine ne diyorsun? Benim aldığım bilgiler şu anda Fenerbahçe'nin Diego Costa ile ilgili bir girişimi yok Özgür. Onu söyleyelim. Zaten 33 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin bir girişimin olmadığını söyleyebilirim. Yani benim aldığım bilgiler bu doğrultuda. Anladım. Löw? Joachim Löw. 3 yıllık sözleşme yapıldı deniyor. Şöyle ifade edeyim. Yani henüz resmi imzalar atılmadı. Prensipli bir anlaşma söz konusu. Hatta projeler ve gelecek kadro planlaması konusunda birçok konuda Fenerbahçe prensipli anlaşmaya vardı ama net sözleşmeye imza atıldı. Fenerbahçe'nin gelecek sezonki teknik direktörü Joachim Löw diyemeyiz şu anda. Ama %90 Fenerbahçe'de bu transferi bitirdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte bu daha netlik kazanacaktır. Ama yani %90 Fenerbahçe'nin yeni teknikleri Joachim Löw olacak ama resmi imzada şu anda atılmış değil. Halen bazı konularda görüşmeler devam ediyor. Ve burada Alman teknik adamla birçok konuda dediğim gibi anlaşmaya varıldı. Bu sürecin kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. Portekiz'deki gazeteci kişiler, arkadaşlarım, Nuno Martins dün Rekord gazetesinde yazıyor, yayın konuğumdu. Onlar Seferovic'in Fenerbahçe'ye gelebileceğine inanıyorlar. Şöyle söyleyeyim, yani Özgür, tabii Seferovic Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimlerden bir tanesiydi ama şu var, Seferovic'i Benfica satın alma opsiyonu, yani kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor ama biz zorunlu satın alma opsiyonu koydum. Bak, İstiyorlar, evet. Zorunlu satın alma opsiyonu, bu zorunlu satın alma opsiyonu da biraz maalesef olarak yüksek. Fenerbahçe oyuncuyu kadroya katmak istiyor, kiralık olarak. Hı hı.
Ama burada opsiyonun zorunlu maddesini kaldırmak istiyor. Yani eğer Fenerbahçe'nin şartlarına uyarsa bu teklif, yani kiralık kiralama teklifini Benfica kabul ederse Fenerbahçe Seferovic'in transferi gerçekleşir. Ama Fenerbahçe Seferovic transferinde zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemiyor. Onu belirtelim, bu maddeyi koydurmak istemiyor. Zaten oyuncunun da belli bir sakatlık sorunu var. Yani dinleme geldiği zaman, Seferovic transferi geldiği zaman Fenerbahçe oyuncunun sakatlık durumuyla ilgili de detaylı bir araştırma yapmıştı. Ama dediğim gibi zorunlu satın alma opsiyonu olmazsa Fenerbahçe kiralık olarak oyuncuyu kaldıracak tabii. Peki İrfan, çok vaktini almayayım. Sol bek konusunda var mı bugüne yansıyan bir gelişme? Konan transferi gerçekleşmedi. Onu söyleyelim. Kapandı mı o dosya tamamen? Bu transferin kapandığını söyleyebiliriz. €2.5 milyon civarında bir imza parası istedim. Aslında Fenerbahçe 2.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya varmıştı. Reims kulübüyle oyuncu ve menajeriyle görüşmeler devam ediyordu. Ama oyuncunun menajeri 2.5 civarında bir bonservis ödeyildi. İsteyince tabii 6 sezon sonunda sözleşme sonu verecek bir futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak rakam minimum 5 milyon euro'nun üzerine çıkıyor ki bu oldukça yüksek bir rakamdı. O yüzden de Fenerbahçe transferde geri adım attı. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim İrfan, katıldığın için. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Sözcü Gazetesi'nden sevgili İrfan 25 Fenerbahçe ilgili son bilgileri aktardı. Her zaman doğru bilgiyi teyit ederek gerçeğe ulaşmayı amaçlayan bir gazeteci arkadaşım. Çok büyük yardımı dokunuyor. Sadece bu programda değil, Radyo Spor'da haber içerikli bütün programlara katılıyor. Ve Fenerbahçe ile ilgili günlük bilgileri aktarıyor. Çok büyük katkısı var Radyo Spor'a. Son olarak Seferovic konusunda Fenerbahçe'nin bir talebi olduğunu ama Benfica kulübünün Seferovic'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak rıza gösterdiğini, o bakımdan Fenerbahçe'nin bu meseleyi müzakere ettiğini söyledi. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kupanı Tuttur. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Bakalım, Valencia'da forma giyen Brezilyalı stoper Gabriel Paulista hala Trabzonspor'un transfer gündeminde mi? Sevgili Nihat Erence bizimle birlikte, Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Özgür. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Sağ olun. Selamlar Trabzon'a. Nihat abi, nedir son durum? Ya şöyle, hani en son konuştuğumuzda Paulista ile ilgili yani Trabzonspor'un bir teması olduğunu, oyuncunun da menajerler aracılığıyla kulübe önerildiğini söylemiştik. Evet. O, yani o konuşmamızdan bugüne kadar çok ekstrem bir şey yaşanmadı. Yine aynı o şekilde sadece oradaki kilit isim Tronsen'di. Tronsen'de gelişme olmayınca maalesef evet, bu transferler çok da böyle önemli adımlar da atılamıyor. Yani mesela bugün biraz önce şeylere bakarken İngiltere medyasından da bir tane sol bek ismi, hatta orada daha da iddialı şöyle, Newcastle'da forma giyen Jamal Lewis. Bunun kiralık olarak Trabzonspor'a geleceği iddia ediliyor. Ve bu iki kulübün de kiralama konusunda da anlaştığı ileri sürülüyor. Ben şimdi bunu kulüpten birkaç kişiyle hani doğrulatayım dedim, belki hani böyle bir gelişme var mı diye. Yani böyle bir gelişmenin olması için de dediğim gibi mutlaka bir tane yabancının şu anda Trabzonspor'dan ayrılması gerekiyor. Yani ama Trondheim'le ilgili bir gelişme var mı? Yok. Şu anda onunla ilgili en son söylemiştim. Giresunspor'a ciddi anlamda, yani Giresunspor'a vermek için Trabzonspor hatta bu konuda maaşının büyük bir bölümünün de üstlenmeyi kabul etti. Ama buna Giresun'da da sıkıntı şu. Göndermek istedikleri oyuncularla maalesef yolları ayıramıyorlar. Bu da tabii ki transferin önünü tamamen kapatıyor. İşte eğer Tronsen konusu çözülürse, ki artık bugün de ayın ikisi, çok da fazla bir süre kalmadı. Yani kalan o 6 günlük 8'ine kadar olan sürede belki bir tane transfer, bir yabancı transferi daha olacak ki bana göre gene bu isim stoper olacak. Yani bu tabii ki İngiltere'den böyle çok iddialıydı bu haberde, konuşuldu, anlaşıldı diye, ama ben bunun teyidini yapamadığım için sadece bir iddia olarak hani seninle de paylaşmak istedim. Peki. Trabzonspor'u tabii transferin dışında şu anda
artık yavaş yavaş cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçının havasına girdi şehir. İnanılmaz bir ilgi var. Şu anda yaklaşık 39 bin kişilik satılan biletin yaklaşık 30 bini aşkını bitmiş durumda. Ben tahmin ediyorum ki daha bugün çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 3 günümüz daha var. 3 gün içinde artık Akyazı o gün için Kasımpaşa maçında yine kapalı gişe olacak. Yani muhtemelen full seyirciye oynayacak. Peki. Trabzonspor. Nihat abi. Full oynayacak. Şey peki. Çok teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Göztepe ikinci yarıda daha iddialı olmak istiyor. Teknik direktörü namı diğer El Maestro ile bir çıkış yakaladı Göztepe. Seri galibiyetler ihtiyacı olan galibiyet serisine ulaştı. Acaba transferde Galatasaray'dan Aytaç Karay'ı kadrosuna kattı mı? Az sonra Başkan Vekili Sayın Talat Papatya bizimle birlikte olacak. Futbol. Anadolu'dan futbol. Talat abi hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi akşamlar dilerim, iyi çalışmalar dilerim. İyisiniz umarım. Teşekkürler. Çok şükür iyiyiz. Valla bu etrafımızda çok Covid vakaları ya, var. Evet. Herkesin çok dikkat etmesini temenni ediyorum. Ve şifalar diliyorum herkese. %100. Siz iyisiniz değil mi? Sağlığınız yerinde. Çok şükür. Biz geçen sene sonunda atlattık Covid'i. Şu anda idare ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Derbide başarılar dilerim. Teşekkürler Özgürcüğüm. İnşallah tüm Türkiye, İzmir'e yakışan tüm Türkiye'nin keyif alacağı güzel, bol gözlü, centilmenlik içerisinde bir derbi yaşarız pazar günü. Tabii ben İzmir'i çok seven bir kişi olarak İzmir'den çok sayıda takımın Süper Lig'de olmasını istiyorum. Ama Altay'ın durumu zor. Göztepe ivme kazanıyor. Ne dersiniz? Çok avantajlı bir maça, bir derbiye çıktığını, mutlak favori olduğunu söyleyebilir miyiz Göztepe'nin? Futbolda hiçbir zaman mutlak bir favori olmadığını söyleyebilirim. Sonuçta bu daha önceki İzmir derbilerinde de, dünya derbilerinde de hep bunlar olmuştur. Hiçbir zaman mutlak favori olmaz. Biz bütün rakiplerimize kim olursa olsun tabii ki çok saygı duyuyoruz. Bunun demek değildir ki takımımıza güvenmiyoruz. Takımımıza sonsuz güveniyoruz. Her maçta olduğu gibi. Ama bu maçta da elimizden gelen en iyisini yapıp her şeyden önce son haftalardaki insanlara keyif veren, taraflı tarafsız insanlara keyif veren güzel futbolumuzu sürdürmek öncelikle amacımız ve bunu sürdürdüğümüz zaman da sonuçların da geleceğine inancımız zaten vardı ve şu anda da onları alıyoruz. İnşallah bunun bir devamı olur diyebilirim en fazla, yoksa öyle bir kesin sonuç. Zaten futbolun güzelliği de orada olur. Doğru. Kesin sonuçlar belli olsa hiç kimse futbolu seyretmez Özgür. Doğru. Aytaç Kara meselesi nedir? Bu transferde Göztepe'ye sonucu ulaştı mı Talat abi? Valla şu anda onunla ilgili bir yorum yapamam. Öyle bir ilgimiz olduğunu biliyorsunuz ama arkadaşlarım o konuyla ilgili görüşmeleri devam ettirir. Yeterince devam ettirdiklerini düşünüyorum. Bitti mi? Olursa yok. Da zaten. Devam ediyor mu müzakere? Şu anda yok. Şu anda yani bizim tarafımızla alakalı bir şey yok. Şu anda bir şey Galatasaray mı karar verecek? Vallahi yani biz şöyle söyleyeyim, başka da bir şey söylemeyeyim. Yani çok avantajlı kulüplerden biri değiliz transfer konusunda. Şehir olarak, İzmir olarak, kulüp olarak kesinlikle birçok avantajımız var ama bazı konularda avantajlı değiliz maalesef. Anladım. Ondan sonra dediğim gibi transferler olmadan da ben yorum yapmadığımı da biliyorsunuz zaten. Peki. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim ve başarılar dilerim Altay derbisinde. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna.
Bafétimbi Gomis'in transferi resmiyet kazandı. Futbola Fransa'nın Sporting Toulon takımında başlamıştı. 36 yaşında oyuncu biliyorsunuz. 2000 yılında transfer olduğu Saint-Étienne altyapısında gelişmine devam etti ve yakaladığı çıkışta ilk A takım tecrübesini burada yaşadı. Fransa'da Saint-Étienne, Lyon, Marseille gibi önemli kulüplerde iyi performans sergiledi. İlk yurt dışı tecrübesini Swansea City'de, İngiltere'de Premier Lig'de yaşadı ve kariyerinin ilklerini Galatasaray'da deneyimledi. Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda 29 kez gol atarak gol kralı oldu. Aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını da yaşamış oldu. Gösterdiği bu performansa Süper Lig'de bir sezonda bir takımda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Fenerbahçeli Alex de Souza'dan aldı. Fenerbahçeli Alex de Souza 28 gol atmıştı. Gomis 29 ve Fransız forvet bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti. Galatasaray'daki başarılı döneminin ardından Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer oldu. Bu takımda 3,5 yıllık kariyerinde 147 maça çıktı. 107 gol ve 16 gol pası performansı sergiledi. Bu 3,5 yıllık performansıyla Suudi Arabistan lig tarihinin en golcü 4. futbolcusu oldu. Bu sezonsa 17 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Gomis profesyonel kariyerinde 715 maçta tam 327 gol attı. Yalnız şu gerçeği göz ardı etmemek lazım. Suudi Arabistan'da 2 gün antrenman yapıyorlar, 1 gün dinleniyorlar. Suudi Arabistan liginin temposu çok düşük. Suudi Arabistan'da doğru düzgün kuvvet antrenmanı, fiziksel yüklemeler yapılmıyor. O bakımdan Gomis'in bu aşamada çok büyük bir efor çaba sarf etmesi lazım. Eminim teknik heyetinde bu konuyla ilgili bir planı vardır ve onun fiziksel durumlarıyla ilgili ön bilgilere sahiptir Dominic Torrent ve ekibi. Özellikle Albert Tierra bu konularda çok uğraşıyor. Sayın Cem Kınay, Doktor Cem Kınay, Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ne dersiniz? Mutlu etmiştir eminim Gomis transferi sizi. Fazla artık neyin bizi mutlu ettiğini, neyin mutlu etmediğini tam bilemiyoruz. Şimdi kestiremiyoruz. Gomis benim sevdiğim bir oyuncu. Galatasaray'da da son hatıramız Göztepe maçında İzmir'de penaltıyı atması ve bizim şampiyon olmamız. Evet. Gomis futbolun dışında da çok iyi bir iletişim üstadı. 3,5 sene Suudi Arabistan'da çalışırken Galatasaray'la olan ilişkisini bozmadı. Değerli bir oyuncu. Fakat Gomis 37 yaşında. Yani bunu sakın Galatasaray yönetimi gençlik operasyonunun böyle taşlandırıyoruz diye bize anlatmasın. Bir de şöyle oldu. Galatasaray Gomis'i transfer etmedi. Gomis kendini Galatasaray'a transfer etti. Fakat Gomis'in gelmesi Galatasaray'ın camianın özellikle ve takımın yaşadığı moral bozukluğunun ortadan kalkmasında bir katkı sağlar. Çünkü Gomis enerjik bir oyuncu. İletişimi güçlü bir oyuncu. Motivasyonu özellikle genç oyunculara fayda sağlar. Aman sakın bunu beklediğimiz transfer, bizi çok mutlu eden bir transfer olarak pazarlamaya kalkmasınlar. Hem Gomis'e yazık olur, hem bizlere, Galatasaray camiasına yazık olur. Ama Gomis hoş geldi. Dediğim gibi benim beğendiğim bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncu. Ama ben bu oyuncularda yaşa da fazla takmam, ama unutulmasın ki çok güzel bir tahlil yaptınız, çok güzel anlattınız, dinledim. Suudi Arabistan'daki geçirdiği dönem 3,5 sene sakin bir dönemdir. Suudi Arabistan'daki futbol kariyeriyle buradaki futbolu karşılaştırmamak lazım, ama Gomis Galatasaray'a birçok açıdan faydalı oldu. Sayın Burak Elmas bir açıklama yaptı Galatasaray Televizyonu'nda. Başka amacı olan insanlar var. Bununla ilgili araştırmalar yaptırdık. Sosyal medyada Galatasaray yönetimini çalıştırmama, Galatasaraylı oyunculara baskı kurma, menajerlerle birlikte çalışarak onların istediği oyuncuları almak için baskı yaratma, hukuksuz bahis promosyonu yapan kişilerle ortak çalışanların listesi elimizde. Galatasaray'ın geleceğini ufak bütçelerle ve 10-15 sosyal medya hesabıyla belirlemeye çalışanların eline bırakmayıp hukuksal girişimlere başlayacağız. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Florya'da da ciddi bir değişim var. Camiamızın dışarıda yapılan orantısız algılara bağımsız bakış açılarıyla bakmalarını istiyoruz diyor Sayın Başkan. Siz ne diyorsunuz? Evet, şimdi Galatasaray'ın camiasının lideri olmak kolay bir iş değil. Dolayısıyla ben şimdi başkanlığı olan özel ve uzun süreli dostluğuma da herhangi bir zarar getirmek istemiyorum. Dolayısıyla
başkana tenkit etmekten bir adım geri çekilmek istiyorum. Ancak başkanlık makamları camialara vizyon veren ve camiaları mutlu eden makamlar olması gerekir. Bu demeç bugüne uymamış. Çünkü Galatasaray camiası belirli bir süredir bir sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntının sebepleri şunlar. Bir, Galatasaray düşme potasında. Yani Türkiye Ligi'nde sportif başarısı sıkıntılı bir durumda. İki, Galatasaray camiasının 6 ay önce göreve getirdiği başkan ve yönetim kuruluyla ilgili ambisyonunu, motivasyonunu kaybetmiş vaziyette ve sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Üç, bu seçilen yönetim kurulundan önemli insanlar, başkanın da yanında kendisinin de bize önemli insanlı olarak sunduğu insanlar istifa etmiş vaziyette. Ayrıyeten de çok yakın zamanda Galatasaray camiasının efsanelerinden Fatih Terim Hoca hiç yakışmayacak şekilde mobbing yapılarak gönderilmiş vaziyette ve yerine stajyer bir hoca getirilmiş vaziyette. Dolayısıyla bütün bu olan arka arka konular da Galatasaray camiasının canı sıkkın ve bu kadar şeyin arasında Galatasaray camiasının ve Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncu transfer beklentisi varken bir gece yarısı operasyonuyla Galatasaray bunu önemli rakiplerinden birisine kaybediyor. Yani sıkıntılı dönemde, yani cenazede şaka yapılmaz. Değil mi? Cenaze önemli bir şeydir. Jetson'un Beşiktaş'a gitmesini öyle mi değerlendiriyorsunuz? Ben böyle değerlendiriyorum. Cenazede şaka yapılmaz, doğru. Yapılmaz. Böyle olmuş dolayısıyla. Dolayısıyla başkan için ben müsaade ederseniz hiç olmazsa bugün herhangi bir yorum yapmayayım. Çünkü yorum yaparken çok değerli bir dostuma ağır konuşmuş olurum. Bunu da istemem. Yani benim dostluklarımda, arkadaşlıklarımda ve Galatasaray makamına karşı olan saygımda bir kusur etmek istemem. Anladım. Dolayısıyla istiyorsanız öbür soruya geçelim. Ama bu demeç bugüne yakışmamıştır. Bartu Elmas Galatasaray altyapısına yetişti. Önümüzdeki sezon için Marsilya'ya söz verdi. Bugün de kadro dışı bırakıldı. Sayın Başkan 3 kere ailesiyle görüştüm, kendisiyle görüştüm ama menajerler kandırmış. Daha önceden, yani bir önceki yönetim döneminde onun sözleşmesi zaten uzatılmalıydı dedi. Siz ne diyorsunuz? Şimdi bu da yanlış bir tavır. Çünkü oyuncular eğer anlaşma yapmıyorlarsa süreleri bitmeden önce 6 ay önce diğer takımlarla görüşme haklarına sahip dünyada. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir oyuncusunu eğer Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ın teknik heyeti yeni kontrat yapması konusunda ikna edemediyse, adamın da tercihi başka türlü ise buna söyleyecek hiçbir şey yok. Anladım. Bunun kuralları şeyi var. Ayrıyeten de 24 saat içerisinde bu oyuncu bir günlük uçuşla gidip Marsilya'da anlaşma yapıp geri dönmüş. Siz bunu kampa alıyorsunuz ve kamuoyundan bunu duyarak böyle bir karar alıyorsunuz. Yani işler iyi gitmiyor Galatasaray'da ama Galatasaray camiasında üzülmesin insanlar. Galatasaray hiçbir zaman çaresiz değildir. Galatasaray camiası hep kafasını yüksek tutar. Bugünkü konular, bugün yönetimin yaptığı yanlışlıklar, başkanın yaptığı hatalar can sıkmasın. Bugün en önemli olan konu Galatasaray'ın ekonomisi için ne yapıyor? Yani yönetim, başkan ve yönetim bugün işte hesapların peşinde koşacağına, efendime söyleyeyim gazetecilerle tartışmaya gireceğine, Galatasaray'ın ekonomisiyle ilgili ne yapacak? Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili ne yapacak? Önümüzdeki haftalarda Galatasaray sportif başarılara ihtiyacı var. Bunu yaratmak için neler yapacak? Yani Galatasaray camiasına bütün bu son 1-1,5 ayda yaşananlardan sonra Galatasaray camiasının üzüntüsüne nasıl bir ilaç bulacak, nasıl bir vizyon bulacak, onlara kafa yormaları gerekir. Yoksa sosyal medya hesaplarıyla falan başkanın işleri, yönetimlerin işleri sosyal medya hesaplarıyla uğraşmak değil. Çünkü o zaman
pozitif sosyal medya hesaplarına da takdir versinler. Yani başkanlar ve yönetimler yönetime gelirken, o başarıları elde ederken sosyal medya hesaplarını çok değerli buluyorlar. Sonra ben de sosyal medyadan beğenmediğim şeyleri yazıyorum. Efendim yok Norveç'ten troll hesaplar, şuradan bilmem neler. Yok yani bunlarla gündemi doldurmamak, gündemi gelecekle ilgili, Galatasaray'ın başarılarıyla ilgili, Galatasaray'ın vizyonunun artıcı konularla, yani Galatasaray dünya takımında olmaktan bir lokal tartışma içerisine atılıyor. Beni üzen de bu. Dolayısıyla benim tavsiyem Galatasaray camiasını mutlu edecek kararlar vermek. Doktor Cem Kınay, Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi, merhum başkan Profesör Doktor Duygun Yarsuat önderliğindeki yönetimde yer almıştı. Avusturya'da tıp eğitimini tamamladı. Bir tıp doktoru ama ülkemizin öncü turizmcilerinden her şey dahil sistemini Türkiye'ye getiren isim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi günler. Programımızın sonuna geldik. Reklamlar ardından Burak Elmas'ın açıklamalarını yayınlıyoruz. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam edecek. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.